de ne olacak şimdi? Teravih namazı. 20 rekat değil teravih namazı. 30 rekat değil, 45 rekat değil. 4 rekat. Kim daha hızlı kıldırıyor, kim daha yavaş? Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Efendimiz Aleyhisselam 2 gece ashabına namaz kıldırdı. 2 gece, Ramazan'da 2 gece. Zannediyorum bir sonraki sene de vefat etti. Herhalde 2. Ramazan'ı görmedi teravihden sonra. Yanlış hatırlıyorsam belki de sonrası. Yani bir Ramazan'da 2 teravih kıldı. 8 rekat kıldığına dair rivayetler var. Sahabisiyle kaç saat sürmüş biliyor musun? Sahabi diyor ki bize Resulullah Aleyhisselam namaz kıldırdı. Yatsıdan sonra gecenin 3'te 1'ini geçtik. Yani gece 12'leri geçmiş. Sen anla öyle. Başka bir rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselam bize namaz kıldırdı. Az daha sahuru kaçırıyorduk diyor. Hani seni onun 8 rekatı gibi istiyorsan kıldırayım akşam sana. İstiyorsan yani. Onun 8'i bizim 20'nin de 5 katı. Boş ver onu. Efendimiz buyurmuş ki benim sünnetime ve benden sonra gelecek raşit halifelere uyanlar kurtulacak. Kim onlar? 4 halifeden bahsediyor. Çünkü raşit hilafet 4 halifedir. Başka bir hadiste 30 yıl 6 ay sürecek diyor. Ondan sonrası hükümdarlıktır diyor. Ondan sonra gelen halifelerimiz devlet başkanlarıydı. İslam devletlerinin başkanları halife olurdu. Hangi İslam devleti yeryüzünde güçlüyse İslam'ın halifesi de olurdu. Ama 4 halife raşit halifedir. Yani Efendimizin sonrasında gelen ve Efendimizin de onlara uyan kurtulur dediği 4 halifedir. Bunlardan biri de Hazreti Ömer'dir. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Ramazan ayında Hazreti Ömer halifeliği zamanında Hazreti Ebu Bekir'de de böyle geçmiş. Bir bakıyorlar Ramazan ayında herkes bir kenarda namaz kılıyor yatsıdan sonra. Dağınık dağınık. Kimi 8 kılıyor, kimi 12 kılıyor, kimi 20 kılıyor falan filan. Hazreti Ömer geliyor böyle mescidin kapısına. Bakıyor ki Müslümanlar darmadağın ya. Müslümanlar darmadağın. Kapıda sonra bir sahabiye diyor ki geç imamla. Emir veriyor. Halife. Halife ne derse İslam dünyası ona itaat etmek zorunda. Birliği korumak adına. İslam'ın birliğini. Yani sen kalkıp Ramazan'ı bilmem hangi günde, bayramı hangi günde yapmayasın diye. İslam halifesi böyle bir makam. Geçiyor kapıya diyor ki falanca sahabiye geç imamla. Siz de arkasına geçin. 20 rekat kılacaksınız diyor. Talimatı o veriyor. Hazreti Ömer bu talimatı verdiği gün Hazreti Ali de o cemaatin içinde, Hazreti Osman da o cemaatin içinde, Hazreti Halid bin Velid de o cemaatin içinde, Hazreti Muaz bin Cebel de o cemaatin içinde, Ammar bin Yasir de o cemaatin içinde, Enes bin Malik o cemaatin içinde, Abdullah ibn Ömer o cemaatin içinde, Abdullah ibn Abbas o cemaatin içinde, kimse de kalkıp babacığım sen ne yapıyorsun böyle dememiş. Bu saydığım isimler sahabenin en büyükleri. Kalkıp da ya Ömer kafandan namaz mı uyduruyorsun dememiş. Bugün sen kimsin ya? 3 tane titri aldın diye isminin önüne Hazreti Ömer'e mi posta koymaya çalışıyor? Sen ne ahlaksız bir adamsın ya? Ondan sonra gelen hiç kimse de bu uygulamayı bozmamış. Ömer vefat etmiş, halife Osman olmuş. Osman vefat etmiş, halife Ali olmuş. Hatta ondan sonra Muaviyeler, bütün sahabiler, halifeler bozmamış bu uygulamayı. Teravih namazı, Raşid Halife sünneti üzerine Efendimizin talimatıyla 20 rekattır. Tartışması yoktur. Bitti. İster uyarsın, ister uymasın.